ülkemizde 100 yıllık cumhuriyet ve 77 yıllık çok partili demokrasi hayatımızın en buhranlı günlerinden geçiyoruz. Olağanüstü günler yaşamaktayız. Milletimizin her yeni güne katlanamayacak kadar ağırlaşan şartlar, giderek artan huzursuzluk, yoksulluk, işsizlikle, adaletsizlik ve çaresizlikle uyanmaktadır. Bu gidişe dur demek için söz artık milletindir. Bildiğiniz üzere 13. Cumhurbaşkanı adayımız, Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması Saadet Partisi'nin önünde yapılmıştı. Bugün ne güzel ki bizlerin adaylık açıklamasının ilk toplantısı da sevgili dostum Sayın Mahmut Arıkan, sevgili dostum Zülkü Baslan Bey, aday arkadaşlarım, sevgili il başkanım Sayın Ümit Özer Hanımefendi, değerli doktor hocam Özgen Bey, sevgili Ali hocam, sevgili genç kardeşim Sergen Doğan kardeşim, hepsiyle birlikte burada adaylık açıklamamızı yapıyoruz, tanıtım toplantımızı yapıyoruz. Sevgili başkanım biraz önce izah etti. Ülkenin geldiği bu noktada Millet İttifakı tüm ülkeye bir umut imkanı sağlamıştır. 6 partinin ittifakıyla oluşan bu ittifakın sonucunda çıkan adaylık açıklaması gerçekten insanların yüzünü güldürmüştür. Bir ay sonra yapılacak olan seçimler, biraz önce kıymetli il başkanımız ifade ettiler, tarihi bir seçim olacak. 2017'de bir hikaye yazılmaya başladı. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumuna gidilirken hayır oyu ve evet oyu arasında bir ikileme düşmüştü insanlar. Ve o dönem Saadet Partisi'nden kamuoyu, iktidar evet demesi noktasına yoğun bir baskı yapmıştı. Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na mikrofonlar uzatıldığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet mi hayır mı diyeceksiniz denildiğinde düşünmeden karar verirsem evet derim ama biraz düşünürsem bu sistemin memleket için hayır mı şer mi getireceğini düşünürsem hayır derim demişti ve bugünkü Millet İttifakı'nın temelleri o gün orada atılmıştı. Ve o dönem İYİ Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi henüz kurulmamıştı. Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisi ile güzel bir birliktelik oluşturuldu. Güzel bir seçim kampanyası yapıldı. Netice itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi az bir farkla kabul görüldü. Ama bugün kamuoyunda yapılan bütün yoklamalarda toplumun önemli bir ekseriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin faydadan çok zarar getirdiğiyle alakalı hemfikir durumda. İnsanların en önemli yaşam kadar kıymetli olan şey özgürlüktür. İnsanların düşündüklerini serbestçe söyleyebilmesidir. İnsanların evine ekmek götürebilmesidir. Bu düzen insanların sadece ekmeğini değil, hayallerini de çaldı. İnsanların umutlarını çaldı. Biz bu yüzden eğer 6 parti bu ülkede bir araya geldiyse sağ veya sol hiç fark etmiyor. Bu hırsızlık düzenine, bu yolsuzluk düzenine artık dur demek amacıyla yapıldı. Bizim burada tek bir amacımız, tek bir hedefimiz var. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak. Bunun için de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu yolda herkese ihtiyacımız var arkadaşlar. Herkese ulaşmamız gerekiyor. Liyakat ve bilim ışığında Atatürk'ün gösterdiği istikamette sıralamada kaçıncı sıraya bakmadan bütün arkadaşlarımızın elinden geldiğince çalışacağını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçeceğimizi hepinize duyurmak istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Soğanın 30 lira, etin 350 lira olduğu bir ülkede acilen değişim lazım. Dışarıdan gelen mercimeğe, buğdaya, ete muhtaç olduğumuz bir ülkede acilen değişim lazım. Genel Başkanımızın dediği gibi gençlerle başka bir Türkiye mümkün. 89'da Kayseri'de nasıl belediyeleri kazandıysak Kayseri'de kale yıkıldı.
Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da listeye baktığımızda bize parolayı vermiş. İlk sıraya Aşkın Genç abimi koyarak gençlik aşısını Kayseri'ye yüklemiş. Sağ olsun. Biz de gençler olarak gençliğimiz var, yolumuz uzun. Sıramız 9. sıra olabilir ama inancımız 1. sıra. Çok çalışacağız. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne biz götüreceğiz. 1. sırada ya da 10. sırada olmak fark etmeksizin hepimiz bu yolda emek vereceğimizi en başından itibaren söz verdik. Dolayısıyla 10. sırada bir aday olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara giden bir parti olarak ve Bay Kemal'i bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı yapmak için hepiniz bu uğurda bize destek verdiniz. Teşekkür ederim. Bravo.